sayın dinleyenler. Bir Kalender ve Kalem programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Kalender ve Kalem programında ben Kalender. Ben Kalem. Başak FM stüdyolarında yaklaşık 1,5 saat sizlerle beraberiz efendim. Kalender ve Kalem programı başlıyor. Sayın dinleyen, Sayın Kalender hasta falan değil. Sadece sesini karizmatik yapmaya çalışıyor. Yok ya, bugün doğal sesim böyle. Belki biraz gelirken neydi? İlk haftalar yapıyorduk yani. Senin sesin karizmatik çıksın diye soğuk su içiriyorduk, soğukta bekletiyorduk falan. Yani yeterli seviyeye geldi ya bence. Günün sorusu olsun, Kalender'in sesi yeterli mi? Daha fazla karizmatik olmasına gerek var mı? Soruyorum. Bir hafta nasıl geçti? Bir hafta? Aslında bir hafta değil de yaklaşık 1,5 aydır programı yapıyoruz. 1,5 aydır hayatımıza bir renk geldi bence. Her cumartesi günleri geliyoruz. Yani bu şu an fondaki şarkı bayağı bir renk getirdi zaten. Aynen. Güzel dönütler alıyoruz bu şarkıyla alakalı. Güzel. Ben güzel. Geçen haftadan değil de önümüzdeki haftadan umutluyum. Biliyorsun, yerli mal haftası. Benim çok iyi. Belirli gün ve haftalar içerisinde en çok merak duyduğum bir haftadır. Umarım velilerimiz değişik lezzetler dener yani bu hafta. Umarım. Özellikle kavurma mevsimindeyken. O zaman yerli mal haftasında bir birinci seçelim. Aynen. O zaman bugün konuşacağımız konu başlığı güven olacak. Bu konuda mesajlarınızı bekleyeceğiz. İletişimimiz hattımız neydi Kalender? 0555 167 97 97. Mutlaka mesajlarınızı bekliyoruz. İlk şarkıya bence girelim. İlk şarkımız bu ay içerisinde dana kesip kavurma yapanlara gelsin. Buyurun efendim. Manuş Baba, vay gelin. Katerafına... Bugün güneş girmedi penceremden içeri, içeri, içeri yandan. O sürmene araklı pazar hopa, arhabi, arhabi yandan. O sürmene araklı pazar hopa, arhabi, arhabi yapman. Mavisi küskün düşmüş şehirlere, gözleri, gözleri, gözleri yapman. Bir gelin yatıyor yeşil dalların göğsünde, göğsünde yanman. Bir gelin yatıyor yeşil dalların göğsünde, göğsünde yanman. Yıllar geçmiş kopmamış memleketten, vay gelin, vay gelin, vay gelin aman. Çaya fındığa bakmış güzel eller, öpüreydi, öpüresiydi. Çaya fındığa bakmış güzel eller, öpüreydi. Karşılıksız veren yürek vurulmuş, yorulmuş, darılmış, kırılmış aman.
var mıydı? Anadan babadan yardan öncesi var mıydı? Gitmek var mıydı? Evet sayın dinleyen, güzel bir şarkıdan sonra konu başlığımızı seçmiştik güven olacak diye. Şimdi yakışıklı ses tonuyla değerli dostum Kalender'e sormak istiyorum. Güven nedir? Güven, korku, çekinme ve kuşku, yani kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur bence. Ya benim cidden sesim herhalde bir şey soğuk falan alıyorum herhalde. İstemsiz olarak bu ses çıkıyor. Sesime güveniyordum tam da konu güven. Ama bazen güven boşa çıkabiliyor. Evet. Yani şu, ben bir daha tekrar edeyim. Kuşku duymadan inanma, bağlanma duygusu diyebiliriz yani. Bana göre böyle. Kalendere göre güven bu mu? Evet. Kuşku mu oradaki anahtar sözcük? Yani hep her hafta belki aynı şeyleri dile getiriyoruz ama hani zıttıyla vardır diyorduk ya. Evet. Zıttı bana göre kuşku. Yani güveni var eden kuşku mudur? Bence evet. Kuşku varsa güven nasıl oluyor o zaman? Kuşku varsa güven olmak zorundadır. Belki de bunu daha fazla irdeleyeceğiz gerçi ama... ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde mi diyelim. Peki o zaman sayın dinleyenlerimizin günün sorusu şu olsun. Güveni var eden kuşku mudur? Olabilir. Çünkü eğer kuşku yoksa güvensizlik diye bir şey de olmaz. Güven de olmaz. O zaman cevaplarını bekliyoruz yani. O zaman hemen hatırlatayım ben tekrar telefon numarasını. Aynen. WhatsApp iletişim hattımız efendim. 0555 167 97 97 nolu hattımıza mesaj atarak muhabbetimize katılabilirsiniz. Sorumuzu bir daha tekrarlayalım. Sorumuz şu. Güveni var eden kuşku mudur? Güveni var eden kuşku mudur? Eğer kuşku da varsa o zaman güven yoktur ki. Değil mi? Yani. Ciddi bir paradoks bu. Peki sayın dinleyenlerimiz bilir seni biraz. Hani acıdan ya da melankolizmden, hüzünden evet. Keyif alan birisi. Yani dinleyenler peki, genelde evet. Peki güvensizlikten de keyif alıyor musun? Güvensizlikten keyif alıyor muyum? Ya da kuşkudan? Güvensizlikten şöyle. Yani bu genelde güven ilişkiler üzerine olduğundan dolayı. Ya özellikle ben hani güven kelimesinin üzerinde çok da hani... tutup hani bilimsel açıklaması yapmayacağım. Bizim genel bazdan özellikle sıkça üzerinde durduğumuz ikili ilişkiler. Hmm. Ve bana göre hiçbir ilişki güvenli olamaz. Ya güvenli olmak ilişkilerin doğasında yoktur. Ve eğer bir ilişki güvenliyse bütün çekiciliğini kaybeder. Bu zihin için bir problemdir yani. Bir ilişkinin tadına varmak istiyorsan eğer güvensiz olmak zorundadır bu ilişki. O zaman sayın dinleyen, ikinci şarkımız tüm güvensiz ilişkilere gelsin. Gelsin mi? Gelsin, bütün güvensizlere gelsin. Tuna Hizmetli, Mevsimsiz Sonbahar. Buyurun efendim. İyi dinlemeler. Çöküyor anlattığın o masallar.
Çatlaklarından sızan, ağlayan boş yalanlar. Mevsimsiz sabahlarda yaşarım seni. Rüzgar değer saçlarıma, sen misin? Ben senin yokluğunla boğuşurken, gün gelir pişman olur, döner misin? Mevsimsiz sabahlarda yaşarım seni. Rüzgar değer saçlarıma, sen misin? Ben senin yokluğunla boğuşurken, gün gelir pişman olur, döner misin? Tuna Hizmetli'den Mevsimsiz Sonbaharı, Mevsimsiz Sabahları dinledik. Biliyorsunuz TRT'de yayınlanan Yeşil Elma filminin film müziğiydi. Güzel, güzel bir müzik. Gayet güzel müzik yapmışlar. TRT'nin de bize katkısı oldu o anlamda. Konumuz güven. Şimdi güven deyince aklıma direkt şey geldi. Ben geliyorum değil mi? güven timsali. Peki o zaman kaleme soralım. Kalem bugün beni bayağı bir sıkıştırmaya çalışıyor. Kaleme soralım. Peki ilişkilerinde sen hep güvenli liman olarak görülür müsün? Hayır. İnsanlar sana güvenmez mi? Yani değişti. Duruma göre değişti. Ama güven inandığım bir şey değil ki zaten. Güven diye bir şey yok. Ha, sen güvenin bil külliye olmadığını savunuyorsun o zaman. Tabii tabii. Yani istiyorsan açıklayayım. Dinlemek isterim. Yani güven bir davranış değildir. Ya da güven bir tutum değildir. Güven, kazanılan bir şey mi peki? Güven bir karakter de değildir. Yani insan mesela bir işte spiritüelliği gibi bir şey değil yani güven. Yani güven yok bence. Çünkü şudur. Anlaşma halidir. Bir kişiye, A şahsına ya da kaleme bir insan dünyanın en güvenilir insanı olarak görebilir.
başka bir insan da dünyanın en güvensiz insanı olarak görebilir. Çünkü sahip olduğum bir şey değil bu. Karşının bana yüklediği anlamdır. Benim taşıdığım bir şey değildir. Yani yüklediği misyon. Tabii. Karşının bana yüklediği bir misyondur, bir anlamdır. Onun derecesini de kendisi belirliyor. Ben davranışlarımla değil zaten. Ki keza oluyor ya, diyor ki ben hayal kırıklığına uğradım mesela. Aslında özellikle ilişkilerde insan şey yapıyor. Hayal kırıklığına uğradım dediği şeyi baştan biliyor zaten. Ama duygu yoğunluğundan o an onu görmek istemiyor. Zamanı geldiği gördüğünde de hayal kırıklığına uğradım ben diyor. Aslında öyle bir şey yok. Çünkü onu anlamlandırma ya da güven kılma sürecinde ölçütünü belirleyen o kendisi. Ya aslında hayal kırıklığı dedin de o anda benim kafam başka bir yere gitti. Evet. Öyleyse şöyle mi, yani hayal kuruyorsun ve o hayal kırılıyor. Evet. Peki bir soru sorayım sana. Hadi sor. Kırılan bir hayalinin hayalini kurmaya devam ediyor musun? Beni mutlu ediyorsa evet. Çünkü sen sadistsin dostum. Yani beklediğim bunu... cevap buydu zaten. Bu arada mesaj gelmiş. Bir dinleyicimiz şey demiş. Sayın Kalender Bey, sesinize ne oldu? Valla ben de anlamadım. Sesi hani ne oldu? İyi oldu yani. De... İyi oldu bence. Ama iyi yani. Yani i̇yi, iyi. Sesim size iyi geliyorsa ne hala. Hani kötü geliyorsa bu bir sorun. Tabii tabii. Yakışıklı sesimiz o yani şu anda. Programdaki ekran sesimiz o. Bir mesajımız daha var. Müsaadenle onu da okuyayım. İyi akşamlar yakışıklı sesliler demiş. Yalnız bu yakışıklı ses mevzusu baya bir oturdu galiba. Güzel. İyi akşamlar tanımadık. Yakışıklı sesliler güveni var eden kuşkudur. Ben de inanıyorum kalendere. Her şey zıtıyla vardır. Güvene gelince ölüm gibi bir şey. Bir daha var etmek imkansız. Hiçbir tesellisi yoktur demiş. Tamam da bak ben şunu soruyorum. Evet, zıtıyla var diyorsunuz ya. Eğer güveni var eden kuşkuysa, kuşkunun olduğu yerde güven nasıl var oluyor? Şöyle, yani kuşkunun olduğu yerde, hani dedik ya, o zaman ya tezi baştan çürüteceğiz, her şey zıttıyla vardır. Eğer biz kuşkuyu güvenin zıttı olarak görüyorsak, doğal olarak kuşkuyu var eden şey birbirinin dönüşümü şeklinde düşünebiliriz belki de. Güven yoktur diyen birisi için bu çok anlamlı bir cevap olmadı. O zaman ne yapalım? Sıradaki şarkıyı kime armağan edelim? Güvenin olduğunu inanmayanlara gelsin. Bütün stoacılara gelsin. Bütün sadistlere gelsin.
saldırma. Kalp direnizden kaçtım. Hey, varıp gittim en karanlıklara. Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma. Cehennemden düştüm hep, beni hiç görmediler. Yağmur ıslak mazeretler yükletti büyüyen yangınıma. Seviştim ve yoruldum, varıp gittim en yalnızlıklara. Karnevan içindeyim, gönlümün derdindeyim. Yerlerin dibindeyim, kurtar ne olur ne olur. Karnevan içindeyim, ah, yarimin peşindeyim. Cennetin izindeyim, kurtar ne olur. Sokağı sakinlerinden dinledik. Kan Revan. Mesajlarımız var efendim. Mesajlar hemen kalem müsaadenle. Buyur buyur. Ne demek efendim? Gelen mesaj sana. Ben güven konusunda kalem arkadaşımıza çok güvenmiyorum demiş. Seni bulacağım. Yani hatta ya çok ilginçtir. Bizim dinleyenlerimiz de hep kendilerine kod isim. Kod isim mi? Evet. M.BŞK demiş. M.BŞK. Ya bir MFB vardı. Alt evet. Tire vardı. Alt ondan tire yok. Sonra MFB yok. Evo vardı. Ya hep böyle kod isimler. Henüz güzel. Mesaj gelmedi. Bu arada bu parçayı çaldık az önce Düştü Okul Sakinleri. Geçen hafta repertuarımızda yok diye Selo Başkan diye bir dinleyicimiz mesaj atmıştı. Özellikle bu parçayı istemişti. Onun için aradık, bulduk, çaldık. Öyle diyelim. Kendisine teşekkür ediyoruz burada. Evet kalem. Bir mesajımız daha var. Yani haftaya yoklama alacağım. MFB burada. Alt tire burada. Bir isimsiz yine bir mesaj. Kod isim bile yok. Güveni var eden inançtır bence. Evet. Dini açıdan yaklaşmış. İlla inanmak. Yani illa dini anlamda değil de. Şöyle. Tam benim dediğimi destekliyor biliyor musun? Güveni var eden inançtır. Çünkü o inancı kişisel insan yüklüyor. Yani şunu diyebiliriz bak. Ben kalendere sonsuz güvenebilirim. Ya aslında tamamıyla güven yoktur demek bilmiyorum. Ben biraz ilginç geldi. Şöyle ki yani bunu illa bir tanımlama getirmek için değil. Ben, insanın içinde de hani ister istemez bir güven duygusu oluşuyor. Hiç tanımadığı birisine karşı bile mesela. Bunu daha önce bir arkadaşla da paylaşmıştım. Mesela diyelim ki yolda gidiyorsun, arabayı sürüyorsun, sollamaya geçiyorsun. Sollamaya geçtiğinde yanındaki şoförün aslında senin üstüne kırıp ya da kırmayacağını düşündüğün için sollamaya geçiyorsun. Yani o esnada sen tamamıyla bir güvensizlik içinde olsan kimse kimseyi sollayamaz herhalde. Sayın dinleyen, seni tebrik ediyorum kalender. Çünkü dediğimi doğrulamaya devam ediyorsun.
Güven terimsel anlamda ben karşıyım. Ha, anladım. O zaman güven, net olarak oturdu. Güven anlaşılma tamam. hissidir. Güven dediğimiz şey, eğer tanımayabilirim seni ama sen odana geldiğimde bir an kuracağımız bir bakış, o an beni içinde bulunduğum durumu, ruhsal ya da isteğim ya da talebim ya da her neyse, bunlardan herhangi birisinin senin bakışınla bunu anladığına dair bir his içimde uyandığında, o an işte sana senin dediğin güveni duymaya başlıyorum. Anladım. O yani anlaşılma hissidir. Ama desen ki güveni kuşku var ediyor, o zaman kuşkunun olduğu yerde güvenle arıyor. Ya zaten kuşkunun kol gezdiği yerde güven yani kaçar yani. Victor Hugo'nun güzel bir sözü var. Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır. Ama kime iki defa güveneceğini hesaplamalı insan diyor Victor Hugo. Peki. Şimdi ben sana direkt soracağım, sen bana sormadan. Senin daha önce böyle çok güvendiğin bir insan olup da seni hayal kırıklığına uğrattıktan sonra ikinci bir şans verip böyle yine o güveni tekrar yerine getirdiğin oldu mu kendi içinde? Dostum ben mazoşist değilim ama çok fazla işte mantığı işe koşan bir insanım. Onun için hayatta şeyi çok yükseltmiyorum. Yani çok uç mutluluğum da yok, çok uç mutsuzluğum da yok. Bunun sebebi ne? Benim karşıya yüklediğim herhangi bir misyonum yok. Yani güven adına, sevgi adına, aşk adına, beklenti adına karşı tarafa eğer ne kadar az misyon yüklersen, bunun karşılığında zıttını aldığında senin vereceğin tepki de o kadar az olur. Ama aşırı güven duygusu bence yani bir kişilik şeyidir. Bağımlılık gibidir, eksikliktir yani. Çünkü kendinde tamamlamadığını duygusal başkasında var etmedir. Bunun için bence güven yoktur. Anladım. Diyorum. Soruyu değiştirelim, aynı soruya devam edelim dinleyicimize. Sorumuzu şöyle değiştirelim mi? Siz iki defa güvenir misiniz? Ya da şu ya, sizi hayal kırıklığına uğratan birisine tekrar siz güvenebiliyor musunuz? Ve güveniyorsanız bunun adı nedir diye hemen sorayım. Hemen numaralarımızı söyleyeyim. WhatsApp iletişim hattımız 0555 167 97 97 efendim. Katılımlarınızı bekliyoruz. Sıradaki şimdi sıradaki şarkımız hayal kırıklığına uğradıktan sonra tekrar güvenenlere gelsin. Yalnız fok balıklarına gelsin. Feridun Düzaç, beni bırakma. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü gelinceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzüm düşer aklıma. Korkar oldum düşlemekten. Adını anarım, çoğalır sesim. Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. Beni bırakma. Beni
kimsenin her şeyi olamazmış. Dili geçmişten tek yaramsın sen. Sensiz kimsenin kimsesiz miyim bilmem. Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem. Gel bak, bir elinde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar. La 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 la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma, bırakma. Gel bak, bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar. La 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 la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma, bırakma. Bilerek mi yanına almadın, giderken başının yastıkta bıraktığı çukuru? Güveniyordum oysa ben sevgimize. Vapur iskelesi ya da tren istasyonundaki saatin doğruluğu kadar. Beni senin gibi bir de annem terk etmişti. Terk etmişti ki göbeğimde durur onun yokluğunda bana kalan çukur. Suna yakından gelen bir şiir. Şiiri gönderen Altiresiz Banu. Güven diye bir şey yoktu. Zamana ve şartlara göre değişir. Yani benim dediğimle biraz paralel. Güven biraz bizim yüklediğimiz bir anlamdır. Kişinin sahip olduğu bir değer değildir. Ya ben şiirden etkilendim. Gayet güzel, yani gayet güzel bir şiir. Evet. Teşekkür ediyoruz böyle güzel şiirler. Evet, buradan böyle bir şiir attığı için. Sinop'tan mıydı? Sinop. Altiresiz Banu. Altiresiz Banu'ya selamlar diyelim. Bizim normal alt tire nerede ya bugün? Ses yok onunla. Mesajımız var. Güven nedir? Dostoyevski'den göndermiş. Güven, hayal kırıklığına razı olmaya verilen isim demiş. Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu der Ahmet Arif. Ve yazmış, bayağı yazmış. Onların hiçbirisine girmeyelim. Sevgiler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz buradan. Güzel mesajı için. Az önce M5'e mi? Evet, M5'e yine yazmış. Düşekandan M5'e. Güven bir algıdır. Doğru zamanda, doğru yönetilirse güven verirsin. Ama o kaleme güvenmiyorum yine de. Algı ne olursa olsun. Şimdi M5'e katılmıyorum. Güven yönetilen bir şey mi? Yönetilen bir şey kurgusaldır. Kurgusal bir şeyin masumiyeti yoktur.
Masumiyeti olmayan bir şey güven olmaz. Ben çok oraya takılmadım. Sadece takıldığım, hoşuma giden yer o kaleme güvenmiyorum yine de algı ne olursa olsun diye. Orası dikkatimi çekti. O şarkı daha çok hoşuma gitti. Hangi kalem? Yani burada bir kalem olduğuna göre. Uçlu kalem var, dolma kalem var. Bence hedef sensin. Kimsin M5'e? Çık karşıma. Çıkışta pilav yemeye geleceğiz. Gel oraya sen. Ha bu arada Altire siz dedik. Altire üzerine alınmış, hemen mesaj göndermiş. Evet. Altire diyor, selam Balkanların ve Orta Doğu'nun en yakışıklı sunucuları. Ben size o programı sunduğunuz için sizi affetmeyeceğim. Ama nerede olursam olayım, her zaman ve her yerde sizinleyim bro falan demiş. Teşekkür ederiz. Buradan selamlar olsun Altire'ye. Sevgi pıtırcığına doğru gidiyor şu an Altire. Var mı başka mesajımız? Yok. O zaman şöyle yapalım. Bizim dedik ya, programımızın bir formatı vardı. Her hafta bir şarkı hikayesi veriyorduk. Olan. Hikayesi olan bir şarkı veriyorduk. Tabii ki aşk sevgi üzerine yaptı genellikle. Sonra bir dönüt oldu bizde, işte siz hep aşk sevgi işte falan. Yani ikili ilişki dışında gönderebileceğiniz bir hikayesi olan şarkı yok mu dediler. Biz de dedik. Bu arada senin hikayesi olan şarkıya girmeden önce biz madem dinleyicilerimiz bizimle baya böyle bir mesaj yoluyla sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Biz ne istiyorlarsa onu konuşalım o zaman. Yok o zaman M5'e bana sallar yani o. Değerlendiririz, konuşmak zorunda değiliz. Tabii ki. Fikirleri alabiliriz. Gelecek hafta sizce biz neyi konuşmalıyız? Yani yerli malı haftasını. Atlatalım ondan sonra. Evet ben böldüm, kusura bakma, sen hikayesi olan parçayı okuyacaktın. Sıradaki şarkımız efendim Berfin Aktay'dan Mestan. Bu şarkı babasını kaybettikten sonra babasına yazdığı bir şiirden oluşan bir şarkı. Sensiz toprağım kuru, kalbim soğuk, güvensiz. Sensiz sesim kısık. Sıradaki şarkımız o zaman babasını seven, babasını özleyen, yanında olan ve olmayan herkese gelsin efendim. İyi dinlemeler. İyi dinlemeler.
Sayın dinleyen, güzel bir Türkçe şarkıdan sonra tekrar sizinleyiz efendim. Şimdi programımız formatı gereği her hafta dedik ya, bir şarkı açıyoruz YouTube'dan. Ve o şarkı açmadan önce size alttaki yorumlarını okuyacağız. Tabii ki karizmatik... Okumadan önce bence birkaç mesaj var araya sıkışmalı dedim. Çünkü çok yoğun oluyor, sonra dinleyenlerimiz bize kızıyorlar neden okumadınız diye. Evet, az önce MFB'den bahsettik. Güzel. MFB'den mesaj gelmiş bu arada. Boşuna dememiş Heraklitos. Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Çok defa da güvendim. Ama sonuç hep aynıydı. Bunun adı kimine göre saflık, kimine göre ahmaklık. Ama kim ne derse desin, birine koşulsuz güvenin adı mutluluktu. Ne mutlu onlara. Dipnot. Kaleme her daim kalpten güveniyorum diye MBŞ'ye gönderme yapmış bundan. MBŞ kardeşim, biz iki olduk. MFB'ye teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı ona gönderiyoruz efendim. Evet, yani saf sevgidir. Sevgin olduğu yerde güven de vardır. Seven güvenir demiş Meşe Bey yine aynı şekilde. Bu arada alt tire hemen dış kulvardan bastırmış. Unuttum söyleyeyim. Sıradaki parçayı sizden de daha yakışıklı olan Yaşar Bey'e gitsin demiş. Şu an tribüne oynuyor. Altire. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Yaşar Bey bizim teknik yönetmenimiz. Kendisi de bizden daha yakışıklı. Bu arada bizim kahrımızı çok çekiyor kendisine. Buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, format gereği demiştik ki. YouTube'dan bir şarkı açacağız. Bu haftaki şarkımız Emre Yıldırım'dan olacak efendim. Gelmeden beklerim. Şimdi hemen onun... Bu konuda biliyorsunuz kataraklı gözlerim buna engel olduğu için bu işi genellikle kalender yapıyor. Bana kalıyor genelde. Güzel bir parça. Ben de bu parçayı yeni buldum. Öyle diyeyim, belki daha önce dinleyenler vardır. Emre Yıldırım alt yorumlarında, alt fondan da ses geliyor zaten size. Şarkının adı Gelmesen de Beklerim. Freud şey demiş, gelmesen de beklerim çünkü malım. devam ediyorum. Bir başka yorumcu, bu şarkıya çok gecikmiş gibi hissediyorum demiş. Eda Nur, sen bu şarkıyı asla dinlemezsin. Bu yorumu da asla görmezsin bilirim ama seni unutacağım. Bir gün gelecek, sana dair hiçbir şey hissetmeyeceğim. O gün senin adına üzüleceğim. Bence sinirle yazılan bir... Gelmeyecek, o da biliyor. Güvenmiyor. Dilan şöyle beynini seslendirmiş, bir de kendini. Benim gelmese de bekle. Ben neden? Benim bekle, acı çekeriz. Ben tamam. Bunu sen yazmış olmayasın. Yok yok. Alt yorumlarda var. İsteyen dinleyicilerimiz senin, bakabilirler. Yok yok. Senin beynini de acı çekmeyi sevdiği için. Benim beynimi neyi sevdiği belli yani. Urfa biberi, ciğer, kavurma. Eğitmen günlüğünden gelmiş. Ünlü olacaksın diye çok korkuyorum demiş. Böyle adamların sevdiği kadınlar ne kadar da şanslı demiş. Ama ona, ona çok katılmıyorum. Mesela şey yazıyor işte, bir şiir yazılıyor ya. Şey diyorlar, aa ne kadar güzel sevdi, ne kadar çok sevdi. Ya da ne kadar çok seviyordu da bu cümleleri kurdu. Öyle bir şey yok bence. O sadece bir yetenek, Allah vergisi olan bir şey. Yani en çok seven en güzel yazmıyor. Ya da en çok seven en güzel söylemiyor. O sadece ses tanısı, buna yetenek, uygundur. Yoksa ki bu alanda hiç konuşamamış birisinin ya da konuşamayan birisinin sevgisi, şarkı... En güzel şarkı sözlerini yazan bir adamkinden çok daha güzel olabilir. Katılıyorum. Onun için kalem buna katılmıyor. Şerh koyuyorum. Yani buradaki yorumlar okuduğumuz için çoğuna zaten biz de katılmıyoruz. Çünkü ilk okuduğum yorum ilginç bir yorumdu. Ben ona da katılmıyorum. O zaman şarkımızı dinleyelim efendim. Buyurun efendim. Kimden demiştik? Emre Yıldırım. Gelmesen de beklerim. İyi dinlemeler. İyi dinlemeler efendim.
geceler ah olmasın sabahlar gözlerim senle açılmıyorsa yansın yeryüzü ters dönsün gökyüzü umrumda değil bu gece belki az sevdik belki yalandı belki de bu bitirdi bizi ya yalanmış değilmiş ne fark eder ki senin beni sevmen onca düş onca hayal sebepsiz de severim göz görmeyince gönül katlanmıyor artık ne kadar acı bilemezsin ama gelmesen de beklerim gözlerim senle açılmıyorsa yansın yeryüzü ters dönsün gökyüzü umrumda değil bu gece belki az sevdik belki yalandı belki de bu bitirdi bizi ya yalanmış değilmiş ne fark eder ki senin beni sevmen onca düş onca hayal sebepsiz de severim göz görmeyince gönül katlanmıyor artık ne kadar acı bilemezsin ama gelmesen de beklerim. Evet, güzel bir parça dinledik efendim. Bu güzel parçadan sonra ben direkt kaleme yine evet, sorsam mı bilmiyorum. Sor sor. Ben de şu an. Geçenlerde oturup muhabbet etmiştik. Tam da aslında yeri geldi aklıma gelmişken. Güvenle alakalı bir hikaye anlatmıştın. Güzel bir hikayeydi. Yeri gelmiş bence. Bu hikayeyi bir daha dinleyelim senden. Tabii. Şeyle alakalı hani güven insana güç verir. Aslında hani soyut bir şeydir ama o müthiş insana bir hayat enerjisi katabilir ya da bir sürü işte işe girişmek için bir araç olabiliyor. Bununla ilgiliydi. Şeydi işte yaşanmış bir hikaye bu aslında. Amerika'da geçiyor. Bir iş adamı bayağı bir borç harç içine giriyor. İşi çok çıkmaz bir durumda geliyor. İntihar etmeyi bile hatta düşünüyor. Gidiyor bir parkta oturuyor tek başına. Yanına bir yaşlı adam beliriyor böyle. Giyimi iyi falan. Bayağı bir işte klas bir adam. Geliyor. Ona bir çek veriyor. Sen diyor seni bu sıkıntılarından kurtarabilirim diyor. Ve ona bir çek veriyor diyor. İşini hallet diyor. Seneye tekrar bu noktada buraya gelelim diyor. Ve bana paramı geri verirsin diyor. Adam çeki alıyor. Çeke bakıyor. Ve benzetiyor da ona zaten. Amerikalı bir dolar milyarderi vardır. John işte Rockefeller diye. Onun imzasıyla bir çek ve 500 bin dolar yazıyor. Bu para o iş adamının tüm işlerini düzeltebilecek kadar iyi bir paradır. Adam o an diyor ki bu parayı gidip hemen bozup bununla iş girişmeyeyim diyor. Bu para bende diyor. Eğer çok sıkışırsam, çok aşırı sıkışırsam diyor. Bu parayı kullanırım diyor. Eğer
tamamıyla iş çözülemeyecek bir noktaya gelirse bu çeki alır, bozarım diyor ve onu bir kasaya koyuyor. Adam o çek onda diye artık güvenle girişiyor işlere. Riskleri alıyor, risk hesaplamalarını yapıyor, parayı veriyor, alıyor, satıyor, yeni işlere girişiyor. Bu adam birkaç ay içerisinde işlerini neredeyse tamamıyla düzeltiyor. Ve bir yıl aradan geçiyor, hiç çeki bozdurmadan işlerini tamamıyla iyi anlamda düzeltmiş. Ve tekrar bulunduğu parka gidiyor. Orada o adamı bekliyor. Sonra yanında hemşirelerle adam tekrar geliyor. Hemşireler ona diyor ki sizin yanınıza gelen demin bu adam diyor. Bizim akıl hastanesindeki bir kişi, kendini dünyanın en zeki insanı zannediyor ve sağ soldakilere diyor çek veriyor. Hani diyor sizi rahatsız ettiyse kusura bakmayın diyor. Kaçı buraya geliyor diyor. Tabii biz buradan neyi görüyoruz? Hani aslında o çek yoktu. O çek karşılıksızdı. Hani 1 TL 1 dolar bile etmiyordu. Ama adam o çek 500 bin dolar ediyor güveniyle bir sürü riske atıldı. Ve bunları pozitif anlamda kullanabildi. Hani bizim de hayatımızda, bizim kasamızda duran bence en büyük 500 bin dolar güven çeki ailemizdir. Ben öyle inanıyorum. Yani yapacağın en kötü işte, hayatın en kötü giderken, yaptığın en büyük yanlış da her zaman senin yanında olan kişi onlar. Ben bunu bizzat yaşadım. Onun için benim kasamda duran 500 bin dolarlık çek benim ailem yani. Evet, katıyorum. Yani insanın ailesi en büyük hazinesi. Ama 500 bin dolarlık bir çek de olsa hiç fena olmaz bence. Ne yaparsın 500 bin dolarlık bir çekin olsa şu an? Para mı olsa? Buradan çıktık, ne yaparsın? İlk yapacağın şey. Şimdi yırtıp atarım desem kimse inanmaz. Tabii. Sen o yüzden bilmiyorum. Ben doğruları söyleyeyim. Direkt çeki alırım. Peki bu çekle ne yapacaksın? Yani bir şey yapmayacaksın. Ben bir şey yapmam ya. Düşünüyorum şu anda. Düşünebiliyor musun? Şu anda param olsa 500 bin dolarım, ne yapabileceğimi bile bilmiyorum. O kadar masojistim yani. O kadar. Boş bir zamanımda ben şu senin anda, için üzüleceğim. Ben şu anda şarkı dinlemek istiyorum. Sıradaki parça çok hoş bir parça. Geçenlerde de çalmıştık. Leyla The Band yokluğunda. Buyurun efendim, hep beraber dinleyelim. Bu parça kimlere gelsin? Yani 500 bin doları olmayan bütün herkese gelsin. O zaman dünya nüfusunun %99'una gelecek. Sen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. We'll be right back.
kaybet bu öfkeni içinde sakla. Terk et o derdini benden almadın. Sabret sonu aynı değil söylüyorum. Dinle rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda. Bazen çok korkuyorum ama bu aslanlarımı açıklamama engel olmuyor. Çünkü fena halde yaraşıyor birbirine gece ve balta. Ellerini el olarak tutmak istiyor ellerim. Sokaklara çıkıyorum. Sonra kedilerden görüyorum, gazinolardan. İnanmazsın, bir taşra kurmuşlar. Aynı bize bakıyor. Bir yanım asa faaliyet söylüyor. Diğer yanım fabrika. Bir şiiri birkaç kalemle yazmak lazımdır geliyor bana. Bugün yepyeni bir imparatorluk öğreniyorum. Ekmeğin ağırlığından da yeni bir imparatorluk. Örneğin gül dönüyor. Bir beygiri tasfiye ediyor şair. Aynadan dönüyorum. Ayna benden dönmüyor. İnanmışım. Kaybetmek esrarıdır esrarın. Çıldırmış bir vaşak gibi kaybediyorum. İpimden kurtulmuşum. Kaybediyorum. Ayakkabılarını kapımın önünde görmeyi istiyorum. Çünkü bu seni seviyorum içine nal salmak demektir ve hareketinin bana durduğunu akla uydurur. Oysa seni sevmem toplumu meşru kılar ve gitmen beni dile indirger sevgilim. Zaten kırılmış bir kızsın, şimdi dövülmüş bir av. Yanmış ırmaklar öneriyorsun toy bedenine. Gözlerime baka baka ağlayıp aşk diyorsun. Yo, hayır. Omzunu aşma. Omzun ideoloji taşır. Ve fakat dile rağmen bütün bunlar sevgilim, ayaklarına beyaz çorapları giydirmek istemediğim anlamına gelmeyebilir. Ve emir, kun feye kun diyor, doğruluyorum. Artık seni bir çiçek yerine kopartmak istiyorum sevgilim. İşte sahneden indim ve öpüyorum dudaklarının kenarından.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man, how did he learn to hold fruit in his hands, and where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. I fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too, and spoken for, do not tempt me. And where is the gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I miss his smell. We speak when spoken to. That suits us well. That suits us well. That suits me well. Sayın dinleyen, Başık FM stüdyolarındayız. Şimdi gelen birkaç mesajı okuyacağız. Kalemin henüz ağaç olduğu topraklardan selam olsun Acar. Acar kardeş benim köyüme gitmiş kavurma yemeğe. Benden habersiz, programım var diye. Kınıyorum. Kınıyorum onları. Bizden habersiz. Kavurma yiyenleri kınıyoruz. Kınayalım. Sıradaki şarkı hayattaki en güvendiğim insan anneme gelsin. Cavideki Lisli, namı diğer Panter. Sıradaki şarkımız birazdan Panter Hanım'a gelecek, Cavideki Lisli'ye, Hatay'dan efendim bir dinleyenimiz.
Evet, anneler. Kucak dolusu sevgiler diyelim o zaman. Güven kaynağımızdır, güven depomuzdur. Şimdi biraz sıkıştıracağım kalenderi. Bakalım. Öyle. Sen sıkıştırmadan ben senin güven kalemimiz, güven depomuz. Hani güven yoktu sende. Güven yoktu, evet. Ama olmayan şeyi dillendiriyorsun. Anlamlandırma. Peki. Hazır. Güvenmediğin birine aşık olur musun kalender? Güvenmediğin birisine aşık olur muyum? Düşünmem lazım ya, şöyle bir 3 saniyelik düşünme payı. Peki. Yok, bu saatten sonra kimseye aşık olmam. Yani güvenmediğin birine aşık olmasın diyorsun. Yani şöyle diyeyim. Aşk yıllar önceydi bence benim için. Bence çok özele girmeyelim bence ama geçen hafta yani. Konumuz hüzündü ya. Bence hüzün nedir biliyor musun? Güvenmediğin birine belki aşık olmaktır. Zaten muhabbetin başında demiştim. Yani hiçbir ilişkide güven olmaması lazım. Aksi takdirde eğer ilişki güvenliyse bütün çekiciliğini kaybeder demiştik konunun başında. Bence ya düşünsene, bir ilişkide bu sevgilin olur, bu eşin olur, bu sana tamamıyla güveniyor. Kuşku yok. Kuşku yok, sıfır kuşku. Aşk olmaz dostum. Olmaz mı dersin? Olmaz. Aşk bence gene olur da sadece şu olur. Yani ilişki boyutuna diyoruz. Çünkü aşk duygular. O zaman ne boyutunda, olur? Yani ilişki boyutunda bence alışkanlık çok tek olur. Düze olur. Evet, alışkanlık yani. Olur. Alışkanlık. Tek düze olur diye. Aynen. O zaman aşkı var eden kuşkudur biliyor musun? Çünkü o sonuca çıkıyor. Kuşku yoksa aşk yoktur. Sadece alışkanlık vardır. O zaman aşk beyin için iyi bir şeyse ya da özlem duyduğumuz bir şeyse, o zaman bizim güvene değil kuşkuya ihtiyacımız var. Bence senin bir yemeğe ihtiyacın var. Evet, doğru. Şarkımıza hemen girelim. Zalimler bensiz kavurma yemeğe gitmiş, bir de mesaj yazmış. Yok, kalemin ağaç olduğu yerdeyiz. Evet efendim, sıradaki şarkımız Cavide Hanım'a gelsin, Cavide Kilisli'ye. Zeynep Bastık, Gözyaşlarımı Al. Birkaç mesajımız var efendim. Onları okuyalım. Bir tane ver daha doğrusu. Güven saf sevgidir. Sevginin olduğu yerde güven de vardır. Seven güvenir diyor. Güven aşkta teğettir. Bir şarkı da bize gelsin demiş. Gezi ekibi emektarlarına Türkiye'nin her yerinden dinletiyoruz. Evet. Dur birazdan bu sıradaki parça güzel bir parça. Evet. Bütün Gezi ekibini coşturacağız o zaman. Buradan Gezi ekibine selamlar evet, bu arada. Evet, onlar Türkiye'nin her yerine tur yapıyorlar, geziyorlar. O sırada bizim otobüslerde bizim şarkıyı açmışlar herhalde. O zaman hareketli bir şarkı verelim ki onlar gezerken böyle... Tamam. Sıradaki parça ya. Onlara gelsin. Aynen, o zaman. Aynen. Sıradaki şarkı onlara gelsin. Bitiriyoruz bu hafta efendim. Beni umut dolu bir hafta bekliyor. İleriki hafta konumuz umut olabilir. Çünkü dediğim gibi yerli mal haftası okulumuza bekliyoruz efendim. Tüm velilerimizi güzel... Bir saniye ya, sen acıkmadın mı? Ben acıktım. Ne yiyelim bu hafta? Geçen hafta mantı yemiştik de sanki o kadar iyi değildi. Yok ya. Ya ben çok beğenmedim. Ne yiyelim? Tantun yiyelim mi? Olur. Tantun yiyelim. Tamam, bu hafta tantun yiyelim. Tantun yani. Yiyelim, aynen. Sayın dinleyen, bu hafta güveni konuştuk. Kaleme göre güven sadece bir kişinin karşıya yüklediği anlamdır. O kişinin sahip olduğu bir değer değildir. Kalender daha çok mazoşist ve sadist olduğu için güvenden keyif alıyor. Güven iyi bir şeydir diyor. Hayır. Güven yani vardır şöyle, diyor. Seninle ayrıldığım nokta şu. İyi ki var ya da iyi ki yok demiyorum. Ben ne? Zaten kimseye güvenmiyorum. O noktada güvendiğim yok. Ama güven kavramının var olduğuna inanıyorum sadece. Sadece ben de yok. Şimdi yapacak bu bir paradoks değil mi? Hiç kimseye güvenmeyip güvenin var olduğunu söylemek. Hayır canım, ne alakası var? Şu anda ben Çin'in var olduğuna inanıyorum ama Çin'e gitmiyorum yani. Aynı şey.
güvenin var olduğuna inanıyorum ama bende bir insana karşı güven duygusu yok. Kimseye güvenmiyorum. Katılamayacağım bu konuda sana. Dediğim gibi. Sıradaki şarkımız efendim kapatırken dediğim gibi Gezi ekibine gelecek. Senin var mı son söylemek istediğin bir şey? Yok ya, gidelim yemek yiyelim ya. Aynen. Gidelim. Yemeği yiyelim. Efendim, sevgiyle kalın. Güvenle kalın. Umut ile kalın. Hepinize iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Tabii. Bu ne kadar? Mümkünse. Rabbim, was a bella band of an adam, Zola, we never, as a rabbim, was a delala, an adam, eh, bella band, was a bella band.